Günaydın. Her zamanki gibi yollardayız. Hava hala soğumadı. Sıcak yani sıcak değil de bu mevsimin sıcağı değil diyelim. Gece hafif bir yağmur yağmış. Keyifli bir hava. Hafif bulut var. Hafif açık. Bu hafta zaten böyle geçecek. Yağmur yok artık. Eskişehir yönü bayağı bir karanlık gözüküyor. Ya orada bir şeyler var sanki, bir yağmur veya sis. Aşırı kalabalık burası. Ben yine hızlı yolumdan gideceğim. Bu da sola çıktıkça sola çıktı ya. Yani yazık taksi kalmış. Burayı yapmışlar da yapamamışlar. Orada su birikiyor. Fena halde su birikiyor hem de. Önde bir motor gidiyor. Polise benziyor ama polis mi değil mi bilemiyorum tabii. Arkadan anlaşılır. Sanırım polis değil. Ben en hızlı yoldan gideceğim. Akaya iniyorum aşağıya. Dün akşam çirkefliğimizi futbolda da gösterdik. Kavgayı, gürültüyü çok severiz. Sokakta ne ters bakıyorsun lan deyip birbirimizi döveriz. Adam bıçaklarız, adam yaralarız. Akşam da Halil Umut Meler'e Ankara Gücü'nün başkanı saldırdı. İnanılır gibi değil. Mecliste birbirimize vururuz. Vekiller birbiriyle dövüşür.
Akıl almaz bir ülke olduk. Vay arkadaş, o ne yapar ya? Yani dönecek, buraya dönecek. Ben durmam abi, ışıkta bu tepemden geçer benim. Ya Ankaragücü başkanının bir hakemi dövmesi, ya bir başkan ya, akıl alır gibi değil. Kendini bilmez bir taraftar olur, hadi neyse. Kulüp yöneticisi, kulüp başkanı böyle bir şey yapabilir mi ya? Kendinde de bunu nasıl hak görüyor, nasıl geliyor yani, inanılır gibi değil. Akıl almayan olaylar oluyor Türkiye'de. Mecliste dediğim gibi tekrar vekiller birbirini yumruklar. Çok yazık. Bu ne ya? Çok yazık. Yani yönetimini beğenmemiş olabilirsin. Çok yanlış kararlar vermiş olabilir. Her şeye tamam. Eyvallah. Ama bu haksızlığın, sana yapılan haksızlığın cevabı yumruk mudur? Adamın gözünü kör etmek midir? Çok acayip. Yere düşüyor, yerde tekmeliyorlar herifi ya. Bütün dünyanın gözü önünde yapıyor bir de bunu. Tüm dünyanın gözü önünde. Rezil olduk. Hadi gidelim bakalım. Yerler böyle bir balçık gibi, çamur gibi. O yüzden çok dikkatli gitmeye çalışıyorum. Böyle yerlerden geçişte otobüsün önünden bir insan evladı çıkabilir. O yüzden dikkatli çıkmak gerekiyor. Önünü görmüyorsun, dikkat edeceksin. Hayvan da çıkabilir tabii, insan evladı dışında. Bütün çukurlardan geçtim ya. Vay arkadaş.
Dikkatsizliğe bak. Yine burada trafik şişmiş. Önce oradaki ışık yanıyor Allah'tan, sonra bizim ışık yanıyor. Ters yönden çıkıyor. Bakalım ne yapacak bu arkadaş? Düz mü gidecek? Evet, aynen öyle. Şu Bravo'ları beğeniyorum. Bende de vardı. Çok keyifli bir arabaydı. Hala ailede aslında babam kullanıyor şu anda. Akşam sis olacak gibi gösteriyor. Tabii saat kaçtan sonra olur bilmiyorum. Akşam iş çıkış saatinde de olabilir. Yaşayacağız ve göreceğiz. Bu ne yapıyor? Son anda karar değiştirmeler. Orada kalırsın öyle armut gibi. Lastiklerin de cacık gibi zaten.